Evet, şimdi de tek grup T testine geldik. Bakalım nasılmış. Bazen Z testi yapmamıza imkan olmaz. Maalesef popülasyon ortalamasını ve varyansını nadiren bilebiliyoruz. Popülasyon varyansını bilmediğimizde elimizde var olan bilgileri kullanarak tahmin edeceğiz. Genellikle bir popülasyonla ilgili bildiğimiz tek şey popülasyondan alınan bir örneklemdir. Örneklemin varyansının popülasyon ile ilgili bilgi vermesi gerekir. Eğer örneklemin varyansı azsa, popülasyon varyansı da muhtemelen azdır. Eğer örneklem varyansı fazlaysa, popülasyon varyansı da muhtemelen fazladır. Örneklemin varyansı, popülasyon varyansını tahmin etmek için birebir kullanılmaz. Örneklemin varyansı ortalamada popülasyon varyansından daha düşük olacaktır. Örneklemler için şu formülü kullanıyorduk Z'deyken hatırlarsınız. S kare eşittir toplam x eksi m'nin karesi bölü n'ydi. Değil mi? Ancak bu popülasyon varyansını hesaplarken yanlılık oluşturuyor. Yani gerçekte olacağından daha düşük olacağını söylüyoruz. Bu yüzden formülü birazcık daha değiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla artık varyans hesabımızda standart sapmayı bulurken bizim sum of square bölü n eksi 1 diyoruz. Degrees of freedom deniliyor. Bu n eksi 1'e ya da serbestlik derecesi deniliyor. Ortalamayı ve 1'i hariç tüm skorları biliyorsanız son skoru da bilirsiniz. Bu nedenle degrees of freedom eşittir n eksi 1 oluyor. Popülasyon varyansını tahmin ederken kareler toplamını n eksi 1'e bölüyoruz. Burada gösterdiğimiz şey. Ortalamalar dağılımının varyansını hesaplarken tahmin ettiğimiz popülasyon varyansını örneklem büyüklüğüne böleceğiz inşallah. Ortalamalar dağılımının varyansına bakıyoruz. SM'nin karesi S kare bölü neydi? Ortalamalar dağılımının standart sapması karekök içinde varyanstı. T dağılımı popülasyon varyansını tahmin ederken isabet azalır. Bu nedenle elde ettiğimiz dağılım normal dağılımdan farklı bir dağılımdır. Her serbestlik derecesi için bir adet T dağılımı mevcuttur. Serbestlik derecesi büyüdükçe T dağılımı normal dağılıma daha fazla benzer. Serbestlik derecesi sonsuzsa T dağılımı normal dağılımla aynıdır. Popülasyonun varyansı bilinmediği zaman örneklem ortalamasının popülasyon ortalamasıyla karşılaştırmak için tek grup T testini kullanıyoruz. Örneklem skorlarından popülasyon varyansını tahmin etmek. Yanlı olmayan popülasyon varyansı tahmini için işte degrees of freedom kullandık. N eksi 1 olduğu aşağısı. Yukarıda neydi? Kareler toplamıydı. Yokluk hipotezini reddedecek uygun kesme noktasını T tablosuna bakarak belirliyoruz. Örneklemin ortalama puanını karşılaştırma dağılımı üzerinde belirliyoruz. Burada da T'yi belirlerken örneklemin ortalamasından popülasyon ortalamasını çıkarıp SM'ye bizim standart sapmaya bölüyoruz. Hemen bir örneğe bakalım. Okul gazetesi üniversitenizdeki öğrencilerin haftalık ortalama çalışma saatlerinin 17 saat olduğunu söylüyor. Ancak siz kaldığınız yurtta yer alan öğrencilerin daha fazla çalıştığını düşünüyorsunuz. 16 kişiden veri toplayıp ortalama çalışma sürelerini 21 saat olarak buluyorsunuz. Kaldığınız yurttaki öğrenciler üniversitedeki öğrencilerin genelinden daha fazla mı çalışmaktadır? Değerlendirelim. P1 demişiz yurtta yer alan öğrenciler. P2 demişiz üniversite genelindeki öğrenciler. B1 demişiz ortalama 21 saat çalışıyor. 16 kişiden topladığımız veriyi ne diyor? Bak ortalama çalışma süresinin 21 saat oldu. P2 ortalaması da 17 saat yapılan araştırmada öğrencilerin üniversitede 17 saat çalıştığını söylüyor. Peki şimdi başlayalım. S kare eşittir toplam x eksi m kare bölü
N eksi 1. S'nin karesi burada 694 bölü 16 eksi 1. Nereden geldi bu 694? Bize soruda kareler toplamını 694 olarak vermiş. N'imiz neydi? 16 eksi 1'den 15 bulduk. Buradan ne? Standart sapmamızı bulabiliriz artık. S karemiz, varyansımız 46,27 çıkmış. Bunu biz örnekleme bölersek, değil mi? 2,89. Bunu da karekökü alırsak dağılımımızın standart sapmasını bulmuş oluyoruz. Örneklemimizin standart sapması. Serbestlik derecesi ne? 16 eksi 1'den 15. T tablosuna bakıyoruz. 15'e karşılık gelen T tablosuna bakalım. 15'e karşılık gelen değer çift yönlü hipotez 0,05 için 2,131. Bizim T değerimiz M eksi U bölü SM'den 4 bölü 1,70. Buradan 2,35 bulduk. Şimdi bu ikisini birbiriyle kıyasladığımızda ne oluyor? Kritikten daha büyük bir değer bulduk biz. Buradaki. Yokluk hipotezi reddediliyor. Yurttaki öğrencilerin daha fazla ders çalıştığını değerlendiriyoruz. Diğer örneğe gelelim şimdi. Kırsal kesimde yaşanan sel felaketinin bölgedeki insanların psikolojisi üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Spesifik olarak insanların ne kadar umutlu olduğunu ölçüyoruz. Bölgeden rastgele 10 kişi aldık. Umut ölçmek için 1 çok umutsuz, 4 nötr, 7 de çok umutlu değerleri. Richter ölçeği miydi bu? Cevapları aldık. Cevaplarımız şu. 5, 3, 6, 2, 7, 6, 7, 4, 2, 5. İnsanlar nötr değere göre anlamlı olarak daha mı umutlu yoksa daha mı umutsuzdur? Nötr değeri baz alacağımız için demek ki 4'ü biz bir değer olarak alacağız bir kere. Çift yönlü ve 0,05 anlamlılık değerine göre değerlendireceğiz. Bizim örneklemimiz 10 kişi. Hemen varyansımızı bulalım. Kareler toplamı bölü n eksi 1'de değil mi? Şöyle gidelim şimdi. Kareler toplamını bulacağız. Aşağıya yazdık x'leri. M'li ortalama. Bunların hepsini topluyoruz. 10'a bölüyoruz. N'miz 10 olduğu için. 4,7 olarak ortalamamız bulundu. X eksi m'leri yazdık. Bunların karelerini aldık ve topladığımızda 32,1 olarak kareler toplamını bulduk. Serbestlik derecemiz n eksi 1'de 9 olduğunu gördük. Daha sonra s kare neydi? Sm'nin karesi s kare bölü neydi? Burada bir hata yapmış olabiliriz. Dur. Bu s kare 33,57. Burada şunu yapacağız şimdi. Sm'nin karesi eşittir s kare bölü n. Buradan da 3,57'nin karesi bölü 10 diyeceğiz. Bizim SM'nin karesine ulaşacağız. Tamam, bunu da şöyle yapalım. Telefonu kullanarak 3,57 3,57 çarpı 3,57 bölü 10 karekök 1,27 diye. Karekök 1,27. 1,13. SM'miz 1,13 geliyor burada. 1,13. Şuradan şimdi bu S'yi bulduk. SM'yi bulduk. Şurada bir hata yaptığımız için bunu düzeltelim. 4,7 ortalamamız. Kendi hesapladığımız ortalamayı 4,7 bulduk. Değil mi? Popülasyonun ortalaması neydi? Yani bizden istediği ortalama 4. Kendi dedi ya, nötr dedi.
SM'yi yine bulduk. 1,13 bulduk. 13. Buradan 4,7 eksi 4 bölü 1,13. 0,62. T değerimiz 0,62. T eşittir 9 için n eksi 1 ya bu. Tablodan T kritik 2,262 geliyor. Bizim değerimiz de 0,62 olduğu için şu yanlış. 0,62 olduğu için yokluk hipotezi kabul edilir. İnsanlar nötr gene de şeye göre değere göre daha umutsuz olarak sonuca ulaşırız sevgili izleyici arkadaşlar. Popülasyon ortalama. Şimdi bağımlı grup T testine geldik. Bağımlı grup T testinde popülasyon ortalamasını bilip varyansı bilmediğimizde tek grup T testi kullandık. Ancak popülasyon ortalamasını da nadiren biliriz. Her bir birey için 2 adet skor var. Yani tekrar ölçümlü desen de böyle oluyor. Fark skorları. Her bir kişi için ilk skoru son skordan çıkardığımızda da fark skorunu elde etmiş oluyoruz. Hipotez testini bu fark skoruna göre yapacağız şimdi. Tek grup T testi için uyguladığımız prosedürün aynısını uyguluyoruz. Sadece fark skorlarını kullanıyoruz. Popülasyon ortalamasının sıfır olduğunu varsayıyoruz burada. Fark skorları ortalama sıfır olan bir popülasyon ile karşılaştırma yapıyoruz. Şimdi fark skorları ortalama sıfır olan bir popülasyon ile karşılaştırma yapıyoruz dedik. Şimdi bir örnek çözelim. Yeni evli erkeklerin ilişki memnuniyetleri ile ilgili bir araştırma yapılıyormuş. Tamam mı? Yeni evli erkeklerin ilişki memnun. Şurada yanımda dur ya, rahat dur bir. Dur. Heh. Yeni evli erkeklerin ilişki memnuniyetleri ile ilgili bir araştırma yapılıyor. Bunun için 19 erkeğe evlenmeden hemen önce tanıdıkları bir kişi tarafından evlilikte iletişim tavsiyesi veriliyor. Erkeklerden tavsiye almadan önce ve 3 ay sonra olmak üzere 2 kez ölçüm alınıyor. Verilen iletişim tavsiyesi bir değişikliğe yol açmış mıdır diye sorulmuş. Şimdi bak, ilk ölçümleri yazdık, tamam mı? Burada 19 kişiden ölçüm yapılmış. İlk ölçümleri yazdık. Son ölçümleri yazdık. Fark puanlarını yazdık. 126 ya ilk ölçüm. Son ölçümde 115. 115 eksi 126. 125 eksi 133. Buradan hepsini yazdım. Daha sonra fark puanlarının ortalamalarını bulduk. Fark puanları ne yaptık? Yazdık, yazdık, yazdık. Hepsini topladık. 229. Bu 229'u da 19'a böldük. Eksi 12,05 olarak bulundu. Daha sonra x eksi m'leri buluyoruz. Tamam, bulduk. Sırayla x eksi m, x eksi m yapıyoruz. Ve kareler toplamında bunların karelerini alarak ve toplayarak 2762,95 olarak buluyoruz. Peki bizim varyansımız neydi? Kareler toplamı bölü degrees of freedom'dı, değil mi? Serbestlik derecesi. Evet. N ne? 19. 19 eksi 1 ne? 18. Bizim kareler toplamımız 2762 bölü 95. S kare 153,49 demiş. 153,49'u da N'ye bölelim. 19'a bölersek 8,8. Bu da S kare M. SM ne oluyor? Bunun da kare kökünü alırsa 2,84 olarak bulunmuş oluyor. Yani bizim standart sapmamız, örneklerimizin standart sapması 2,84 olarak bulundu. Şimdi bizim örneğimizde serbestlik derecesi 19 eksi 1 eşittir 18 olduğundan %5 çift yönlü hipotez testi için T kritiği bulalım. Neydi? 19 eksi 1 ne? 18. 2,101 yapıyor çift yönlü hipotez için. Bak şurası 2,101. Evet, buradan da M'miz neymiş? Eksi 12,0. Ortalamamız neyi bulduk burada zaten? 12,05.
Ne dedik? Popülasyonun ortalamasını sıfır alıyoruz. SM'miz 2,84. Dolayısıyla T'miz eksi 4,24 olarak bulunuyor. Bizim grafiğimize bakıyoruz yine. Yokluk hipotezi reddedilir. Neydi hipotezimiz bizim burada? Tanıdıklarından alınan iletişim tavsiyesi bir değişikliğe yol açmamıştır. Yokluk hipotezimiz. Dur lan, açmış mı? Evet, yokluk hipotezi reddedilir. Araştırma hipotezimiz neydi? İletişim tavsiyesi bir değişikliğe yol açmış. Bir grup araştırmacı romantik aşkta beyin bölgelerinin aktivisyonu hakkında araştırma yapıyor. Katılımcılar laboratuvara gelip fMRI makinesine giriyor. Katılımcılara önce aşık oldukları kişinin fotoğrafı, daha sonra ise aynı yaş ve cinsiyetteki nötr oldukları birinin fotoğrafı gösteriliyor. Bu sırada beyin aktivasyonları kaydediliyor. Aktivasyonlar arasında herhangi bir fark var mıdır? Bunu araştırıyoruz. %1 anlamlılık değeri için bakacağız. Önce ilk ölçümümüzü yazdık. Sonra son ölçümümüzü yazdık. Onu bize verdi yani. Fark puanlarını hesapladık. Fark puanlarını topladık. Fark puanlarının ortalamasını aldık. Daha sonra x eksi m değerlerimizi bulduk. Bunların karelerini bulduk. Karelerinin toplamını bulduk. Daha sonra standart sapmamızı buluyoruz. 5,66 bölü 10'dan. Buradan da 566, 0,566. Bu da 0,75 olarak bulunuyor. Bu yanlış. Yanlış olur mu öyle? Şöyle yapacağız. S kare. S kare diyeceğiz. S kare diyeceğiz. Şuraya da 9 diyeceğiz. S kare 5,66 bölü 9 0,63 0,63. Bunun da kare kökünü alalım. 0,63 0,79. Serbestlik derecesi 10 eksi 1. 9. Buna tablodan baktığımızda 3,25 deri. Bakalım şuradan. 9'a baktığımızda 3,25 %1 anlamlılık derecesi için bulunuyor. Peki buradan da SM'mizi biz ne bulduk? 0,79 neydi SM, neye eşitti? SM eşittir. S kare bölü neydi? S karemiz ney? 0,63. N'imiz ney? 10. O zaman ne oluyor? 0,063. SM'nin karesi 0,063 oluyor. 0,25 geliyoruz. 0,25 geliyor. Buradan da T'yi hesaplayacak olursak M'miz ne? Eksi 1,4 eksi 0 bölü 0,75 değil. 0,25 bu da yani değil. Peki bizim T'miz kaç çıkıyor? Eksi 1,4 bölü 0,25'dan eksi 5,6 çıkıyor. Bu da yanlış. Şu değer yanlış. Şunu silelim. Bu yanlış hesapladığımız. Eksi 5,6 çıkıyor. Eksi 5,6.
Dolayısıyla yokluk hipotezi reddedilir. Çalışmamız anlamlı, bulgularımız anlamlı. Bağımsız gruplar testi, T testine geldik. Bu zamana kadar yalnızca tek bir örneklem ya da grup ile çalıştık. Psikolojide en yaygın kullanılan yöntemlerden biri iki farklı grubu birbiriyle karşılaştırmaktır. Deney grubu ve kontrol grubu. Farklı gruplarda yer alan kişilerden alınan iki farklı grup puanları var burada. Hipotez testi mantığı önceki testler ile aynı ancak testin odak noktası iki grubun ortalamaları arasındaki fark. Karşılaştırma dağılımı da ortalamalar farkı dağılımı. Ortalamalar farkı dağılımı. Yokluk hipotezi doğruysa iki popülasyonun ortalaması eşittir. Yokluk hipotezi doğruysa iki ortalamalar dağılımının ortalaması birbirine eşittir. İki farklı örneklem var. Bu nedenle iki farklı popülasyon var. Bu iki popülasyon varyansının birbirine eşit olduğu varsayılır. Eğer iki grubun örneklem büyüklüğü birbirine eşitse direkt olarak değerlerin ortalaması alınabilir. Ancak pratikte genellikle iki grubun örneklem büyüklükleri birbirinden farklı olur. Popülasyon varyansının toplam tahmini S kare pooled eşittir. DF1 bölü DF total çarpı S1'in karesi artı DF2 bölü DF total çarpı S2'nin karesi. Bu popülasyon varyansının toplam tahmini. S kare pooled bulduk. Bu formül her popülasyonun örneklem büyüklüğü baz alındığındaki oransal ağırlığını hesaplar. Ortalamalar dağılımı için varyans hesaplamamız gerekiyor. S kare M1 eşittir S kare pooled N1 ve S kare M2 eşittir S kare pooled N2. Ortalamalar farkı dağılımının varyansını hesaplamamız gerek. S kare difference eşittir. S kare M2 artı S kare. Ortalamalar farkı dağılımının varyansını hesaplamamız gerek. S kare difference. Ortalamalar farkı dağılımının varyansı. S kare difference eşittir. S kare M1 artı S kare M2. S difference eşittir. Karekök içinde S kare M1 artı S kare M2. Ortalamalar arasındaki farkın TX skor cinsinden değerini bulacağız. T eşittir M1 eksi M2 bölü S difference. Adım adım çözüm. S kare eşittir topla, kareler toplamı bölü serbestlik derecesi. Standart sapma. Varyans. S kare pooled DF1 bölü DF total çarpı S1'in karesi artı DF2 bölü DF total çarpı S2'nin karesi. Her bir ortalamalar dağılımı için varyans hesaplayacak olursak SM1'in karesi eşittir S kare pooled bölü N1. SM2'nin karesi eşittir S kare pooled bölü N2. Bulduk zaten S kare buldu biraz önce. Ortalamalar farkı dağılımının varyansı ve standart sapmasını hesaplayalım. Bu da S kare difference eşittir. S kare M1 artı S kare M2. Tablodan ilgili T kesim noktasını bulacak olursak DF total eşittir. DF1 artı DF2. DF totale göre bakacağız. Örneklemimizin T puanını bulalım. O da M1 eksi M2 bölü S difference. Yokluk hipotezini reddedip etmeyeceğimize bu noktada karar verelim. Şimdi örneke bakalım. Bir araştırmacı duyguları yazıya dökmenin bireylerin sağlığı üzerindeki etkisini araştırıyor. Bunun için bir deney tasarlayıp 10'ar kişiden oluşan iki grup oluşturuyor. Deney grubu yaşadıkları travmatik olaylarla ilgili şeyleri yazıya dökerken, kontrol grubu günlük rutinlerini yazıya döküyor. Bir ay sonra bireylerden sağlık ölçümü alınıyor. Deney grubunun puanları verilmiş, kontrol grubunun puanları bize verilmiş. Önce birinci grubun ortalamasını buluyoruz. 79 çıkıyor.
İkinci grubun ortalamasını da bulursak o da 68 çıkıyor. Peki S1'in karesi neydi? Kareler toplamı bölü n eksi 1. Değil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kareler toplamı, artık karelerin toplamını buluyoruz. Sonra n eksi 1, 9. S2'nin karesi de 1002 bölü 9. Ya yani ortalamaları buluyoruz. Sonra tek tek karelerini bu şeyini x eksi m'leri buluyoruz. Ondan sonra onların da karelerini buluyoruz. Sonra da bunların hepsini topluyoruz. Bunları da n eksi 1'e bölüyoruz. Bizim varyanslarımızı buluyoruz. İki grubun için ayrı ayrı varyanslarını bulduk. Peki serbestlik derecesi birimiz ne? DF1 eşittir. DF1 eşittir 9. 10 eksi 1'den. DF2 de 9. S kare pool neydi? DF1 bölü DF total. 9 bölü DF total 18 çarpı. S1'in karesini de bulduk. 94.44. Artı DF2 neydi? 9 bölü 18 çarpı. S2'nin karesini de bulduk. 111.33. Buradan S kare pool'u bulabiliyoruz. 102.89 gelmiş. S kare M1 ne? S kare pool bölü N1. S kare pool'umuz belli. N1'imiz belli. 10 kişi. Buradan S kare M1'i buldu. Tamam mı? Bu da 10.29. S kare M2'miz de 10.29. Buradan da ikisini topluyor. S kare pool'umuz 20.58 geliyor. Bunu da karekök içine aldığımızda 4.58 geliyor. S kare pool değil şurası. S kare difference şura. Şurası ne? S kare S kare difference. S difference. 4.58. Buradan da biz 79 eksi 68. Sanki her şeyi doğru yapıyoruz gibi. Sonra bir bakıyorum bir sürü yanlış yapmışız. Ne yapalım? Yani ne yapalım? Olur, insanlık hali. Değil mi? 2.40 çıkmış. Taklodan da 2.101'i bulmuşuz. 2.101 ne oluyor? T kritik. T'den küçük olduğu için yokluk hipotezi. Reddedilir. Evet, şimdi korelasyona geçebiliriz. Korelasyon videosunu bakalım çekebilecek miyiz?